Teyze artık bizim personelimiz oldu. 3 ay. Vallahi. 3 ayda geçiyor gelen gelmiş bir eleman gibi abi. Kesinlikle, kesinlikle. Hastanenin önünde de alırız, daha güzel olur. Şu an gerçekten bak. Rahat. Patates mi gönderiyoruz? Bugün göndereceğim. Fazla var. Başım çok şükür. Allah razı olsun hepsi. Şermet edeme, talibim zafkirine. Çok iyi. Allah razı olsun. Başım, elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Allah razı olsun hepsi. Doktor, doktor iyi, çok şükür. Azdabına hoş bulum. Cemre zaf başım. Avanım hılaskır. Zaf başım. Yokum edi. Ola yokum, bakım edi bir khir bu. Ama baş bu cümre. Çit ki vallahi zah zordur. Zor zor. Allah razı olsun hemşire taktur iyi bin mıhlas kır. He. Evan mıhlas kır. Her zaman berser evin bun. Her zaman gazi tkir dhatın. Havaram de bun. Zah baş bun. Vallahi hemen zamum ku evin iyidi tiştektin av. Allah kimse nakhe. Allah kimse ne gire. Zordur. Zor kultanmış. Zor. Yani mero idi jimrine ihlas dibe. Oldu disa gey. Yani işte namine. Yani insanın öldüğünü, öleceğini düşündüğünü, tekrar geri döndüğünü, o kadar zor bir hastalık olduğunu, bunun bilincinde olmak gerektiğini. Hodi devlet kadim ki, hodi yardımcı be. Şuan taktör av hemşire, yardıma mükirine taktör av hemşire. Münviye ki bavar ne tıkıram. Ben ne de o azir abi. Tabii Halise teyzemiz bayağı bir uzun tedavi süreci yaşadı. Eylül'ün birinde COVID tanısıyla yatırmıştık. Bir hafta oğlu yattı zaten burada. Bir hafta öncesinde oğlu rahatsızdı. Oğlu yattıktan 3-4 gün sonra Halise teyzeyi yatırdık. Halise teyze 5. 6. gün bu hastalığın klinik seyri zaten doğasında var. Kötüleşti. Kötüleşince yoğun bakıma aldık ve 2 ay zorlu süreç geçirdi. 2 ay boyunca şeyde kaldı, yaklaşık 2 ay boyunca 58 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Çok zorlu süreç geçirdi. Tedavisinde ama biz tüm her yerde olduğumuz gibi servislerde ve şeyde yoğun bakımda arkadaşlarımızın özverisiyle, sağlık çalışanlarının özverisiyle ve teyzenin yaşam mücadelesiyle, oğullarının desteğiyle teyzeyi bugün inşallah taburcu ediyoruz. Halise teyzenin oğulları her gün geliyordu hastaneye, yaklaşık her gün geliyordu ve dışarıda bekliyorlardı, bizden bilgi alıyorlardı. İhsan Bey'in bir sözü vardı, hiç unutmam, her zaman derdi, hocam anam çok güçlüdür, anamı yaşama sevinir, anamın çok duasını almıştır, çok insan duasını almıştır. Anam bu hastalığı yenecek diye hiç inancını kaybetmedi ve biz de klinik desteğimizi yaptık, elimizden geleni yaptık, tedavisini, takibini düzenledik, teyzeyi taburcu ediyoruz. Halise Hanım'ın komorbidite dediğimiz, COVID'i daha da ağır geçirmesini sağlayan astımı, bu çok önemli, şeker hastalığı vardı. Halise Hanım mekanik ventilatöre bağlandıktan sonra da gerçekten biz mekanik ventilatördeki ayarlarda onun oksijen oranını en yüksek düzeyden gönderdik. Ona rağmen hastanın doku oksijenizasyonu çok zor sağlıyorduk. Ve biz hiçbir zaman yakınlarına, oğluna umut vermedik açıkçası. Çünkü bu şekilde bir hastayı gerçekten geri dönmesi çok zordu. Biz her zaman en kötüsünü söyleriz ki hasta yakınına, yine iyi olacaksa o sevinir ama hani hasta kötüye giderse de hayal kırıklığına düşmemeleri için her zaman en kötüsünü söylüyoruz. Yine hastanın kalp destek ilacı aldığı dönem oldu. Yani kalbini bile ilaçla çalıştırdığımız dönem oldu. Hastayla hiçbir şekilde iletişime geçemiyorduk uzun bir süre. Ben yakınlarından bir video istedim. Başhekim Bey'e de ilettim. Onlar da bize bir video çektiler, hastaya moral motivasyon olsun diye. Gösterdik, o gösterdiğim anda ben içeri girdim, gösterdim. Baktı ama hani çok anlamadı.
Yine de yönelmesi vardı sese doğru. Bu umut vericiydi. Yoğun bakımda bu kadar uzun süre yatışlardan sonra normal hayata dönüş tam olmuyor. Ama zamanla oluyor. Mesela bu bir yıl içinde tamamen normale dönecektir ama şu anda mutlaka yine kas güçsüzlüğü olacak. Yine belki yutkunurken ağrısı olacak. Bunlar çok normal şeyler. Fizik tedavisinin devam etmesi gerekiyor. Bundan sonra yakınlarının tam desteğiyle her şey daha güzel olacak. Ben servise alındığım zaman bir hafta sonrasında annem de bu hastalığa yakalandı. O da pozitif çıktı. Ve hocalarımızdan da rica ettik. En azından dedik ki ben zaten burada yatıyorum, pozitifim. Burada tedavimi görüyorum. Annem de yanıma gelsin. Kırmadılar. Aynı odaya aldılar bizleri. Ve orada hem birbirimize motive verdik, hem birbirimize destek olduk. %90, yani annemizin %90 tamamen makineye bağlı olduğunu ve durumunun çok ciddi olduğunu ve ümitlerin çok az olduğunu söylediler. Tabii ki biz ümidimizi yitirmedik. Annemiz güçlüdür dedik. Annemiz iradelidir, güçlüdür. Bu kadar dua var arkasında. Annemiz direnir dedik. Annemizi kurtaracağız Allah'ın izniyle önce, sonra sizlerin emeğinizle. Bu şekilde devam ettikten sonra tabii yaklaşık olarak 2 ay aşkın yoğun bakımda annem tedavi gördü. Bu sürede müthiş bir şekilde ilgi, alaka, biz tabii ki yoğun bakıma giremiyorduk. Bazen uzaktan da olsa onu görüyorduk ama tamamen makineye bağlı, tamamen bitkisel hayattaydı. Yani hiçbir şekilde kıpırdama yoktu. Annemiz iyileştikten sonra tabii ki ilk sözü kendisi de evet yaşayacağını ve bu şekilde olacağını hiç ihtimal vermiyordu. Az önceki de kendisi de söyledi. Evet, yani bir daha kurtulacağını ihtimal vermiyordu. Devletimizin ve hastanelerimizin, vatandaşın ne kadar emek verdiğini ve bir canın ne kadar kıymetli olduğunu, bunu iyileştirmek için neler gerekiyorsa yerinde ve zamanında, bizim bile düşünemediğimiz kadar, bizim bile hesaba katmadığımız haliyle, ilgi ve alakayla birlikte zamanında ve yerinde tedavisini gösteriyor ve gösterdiler. Biz bunu birebir yaşadık. Allah-u Teala devletimize zeval getirmesin. Hocalarımızdan, doktorlarımızdan, hekimlerimizden, hepsinden Allah binlerce kez razı olsun. Tamam. Seni Tolga'ya bırakıyorum artık. Teyzem, burada Antalya mı yaşıyorsun? Tabii, Antalya.